Evet, Ali İmran suresi 14. ayetteyiz. Züyyine linnâsi hubbu şehvâti minel nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fıbdati vel haylil musevvemeti vel en'âmi vel harfi zâlike metâul hayâti dünya vallahu indehu husnul mâ. Züyyine linnâs, insanlara süslendi. Kim süsledi? Her şeyi nihai olarak Allah yarattı. Dolayısıyla o süsledi denebilir. Allah-u Teala süsledi dediğimizde ne için süslemiş olur? İmtihan etmek için. Öbür türlü saptırmak için bir süsleme de var. Bunu da kim yapıyor? Şeytan. O zaman da şeytan kastedilmiş olur. İnsana ne süslü gösterildi? Hubbu şehevat. Şehvet sevgisi süslü gösterildi. Minen nisai kadınlara. Dolayısıyla buradaki şehvet sevgisi erkekler olmuş oluyor. Minen nisai kadınlara yönelik, vel benine çocuklara yönelik, vel kanatiril mukantarati kantarlarla dolusu mal mülk, buna şehvet süslü gösterildi. Yani burada şehvet aşırı istek anlamında kullanılıyor. Ne türden bu kantarlarla dolusu şey? Minel zehebi, altın türünden, vel fıddati, gümüş türünden, vel haylil musevvemeti, nişanlı sürüler türünden. Hani insanlarda at sevgisi yok. Sığır cinsinin falan. Bu tür hayvanlar. Vel harfi, ekin de güzel gösterildi insana. Yani tutkulu bir şekilde övünüyor insan. Zelike meta'ul hayati dünya. Bu nedir? Dünya hayatının, lafzi çeviri yapacak olursak, alçak hayatın. Neye kıyasla alçak hayat? Cennete kıyasla alçak hayat bu dünya. Alçaktan maksat dünya mı? Şimdi burada izafet yok. Hayatü dünya deseydi dünya hayatı olacaktı. Burada el hayatü dünya deyince belli ki o dünya sıfat konumunda, isim değil yani. Bizim dünya değil. Deniylik anlamında, deni. O zaman bu hayat alçak hayat olmuş oluyor ki Kur'an-ı Kerim'de ben hatırlamıyorum hayatü dünya diye bir şey. El hayatü dünya şeklinde geçiyor. Alçak hayat olmuş oluyor. Peki bu hayat rezil bir hayat mı? Cennete kıyasla alçak gerçekten yani dünya, ölümlü, bilmem hastalık, mikrop bir sürü şey var. Ama kendi şartlarına düşündüğümüz zaman dünya şey değil tabii yani dünya güzel bir yer. İnsana uygun bir yer. Cennete kıyasla. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah katında nedir? Yani dönüş Allah katındadır. Yani herkes Allah'a dönecek. Zaten ne diyoruz? Başımıza bela gelince. Vellezine izâ esâbethum musibetun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Başlarına bir bela gelince Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler müminler. Evet, Nesefi şöyle tefsir ediyor bu ayeti. Züyyine linnas, insanlara süslü gösterildi. El muzeyyin huvallahu indel cumhur. Süsleyen kimse Allah'tır. Kime göre? Alimlerin çoğuna göre. Niye süslüyor Allah-u Teala? Lil ibtilai, sınavdan geçirmek için. Ke kavlihi, şu ayette buna delildir. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum. Sadakallahu lazim. Kehf suresinde bu herhalde. Aslında bir suresinde bir ibare geçiyor. Mümkün. Yebluve burada. Ha? Buradaki nebluve ama buradaki nebluve. İnna cealna, biz kıldık ma alel ardı, yeryüzünde ne varsa, yeryüzünün üzerinde ne varsa, ziyneten, ziynet kıldık, süslü kıldık yani. Lehe, bu dünyaya bir süs olarak var ettik. Niye? Li nebluvehum, onları sınavdan geçirelim diye. Onları dedi ki, insanlar. Yani bir kısmı kapılıp gidiyor. Bu hep bu böyle yaşayacağız zannediyor. Yani şeytan böyle vesvese veriyor, o da dünyaya meylediyor. Deliluhu qira'etu mucahid. Delil ne buna? Mücahit. Böyle söylemiş. Mücahit kimdi? Tabi alimlerinden Mücahit. Tefsir ve hadiste imam. Evet. Deliluhu qira'etu mücahit. Zeyyene linnas. Ha, o nasıl okumuş? Mücahit zeyyene diye okumuş. Şimdi biz nasıl okuduk? Züyyene diye. Mücahit'ten aktarılıyor ki o zeyyene diye okumuş. Bu durumda zeyyene linnasi. İnsanlara süsledi. Kim süsledi? Alet tesmiyetil fail. Yani fail gerekiyor bu durumda. Yoksa naib fail değil yani.
Ve anil hasen eş şeytanı. Hasan el Basri dikkate alındığında onun şeyi, o nasıl okumuş, nasıl anlamlandırmış ve yine şeytan bu şekilde. Yani şeytan süsledi diye. O da öyle anlam vermiş. El Hasan deyince kim anlaşılır? El Hasan el Basri anlaşılır. Hubbu şehevat, şehvet sevgisi. Es şehvetu tevekanun nefsi. İle şey'i. Tevekan yani iştaka. Yani arzu duydu, istedi anlamında. Tevkanun nefsi, nefsin yani kişinin istemesi. İle şey'i, bir şeyi istemesi. Bir şeye yönelmesi anlamındadır. Ce'alel a'yane. A'yan dış dünya. Yani gördüğümüz şeyler. Ce'alel a'yane dış dünyadakileri kıldı. Elleti zekeraha. Belirttiği şeyler bu dış dünyadakilerde. Ne kıldı? Şehvatin istekler mübalağaten. Yani onlara şehvat dedi Allah. Kıldı derken dedi anlamında. O dış dünyadaki güzelliklerine, dünyadaki güzelliklere şehvat dedi. Ne olarak böyle dedi? Mübalağaten. Yani mübalağalı bir şekilde. Fi kevniha müştehaten ev kennehu erade taksiseha. Neden dolayı böyle dedi? Fi kevniha oluşundan dolayı müştehaten, arzulanır oluşundan dolayı böyle dedi. İnsanlar yani at sürüleri, işte benim sığırlar falan, dünyanın güzellikleri, işte güzel bahçeler vesaire vesaire. Bunlara istek duyduğu için, çok istek duyduğu için aşırı derecede ondan dolayı bu kelimeyi kullandı. Şehevat. Ev kennehu erade, ya da o sanki şöyle kastetti. Taksiseha. Taksiseha değersiz kılmak için. Yani dünya üzerindeki bu nimetleri değersiz kılmak için. Bi tesmiyetiha şehevatin. Yani şehvetler diyerek, şehvetler diye isimlendirerek onun değersizliğine dikkat çekmek için böyle yaptı Allah-u Teala. Nereden çıkarıyoruz bunu? Yani bu kelimeyi bundan dolayı seçtiğini onu delillendiriyor şimdi Nesefi. İzi şehvetu, çünkü şehvet müstezilletun, müsterziletun indel hukema. Hikmetli kişilere göre rezil edici bir şeydir. Mezmumun men ittebaaha. Mezmum kınanır. Ayıplanır. Men ittaba'aha, kim şehvetine uyarsa, yani hayatı bunun böyle gidiyorsa, o kınanır. Değerli kimse bulunmaz o. Şahidun ala nefsihi, kendisine şahitlik eder. Hangi açıdan şahitlik eder? Bil behimiyeti, hayvanlık açısından. Yani hayvanlar gibi düşündür bu işleri. Çok abartan, çok gündemde tutan kimseler böyle görülür. Kim tarafından? Hukema, yani hikmetli kişiler. Düşünen, taşınan, yerli yerince hareket eden kimseler tarafından bunlar rezil bir özellik olarak görülür. Evet, insan neye aşırı istek duyuyor? Minen nisai, kadınlara. Vel imai dahiletun fiha. İma, emetun, emetani ima. Cariyeler, dahiletun fiha, onlar da dahildir buna. Nisa'dan kasıt, sadece özgür kadınlar değildir, diyor Nesefi. Vel benine, cem'ubnin, ibn kelimesinin, yani oğul kelimesinin çoğuludur bu. Ve kad yekavu fi gayri hazel mevdi'i ale zukuri vel inâfi. وَقَدْ يَقَعُوا ف۪ي غَيْرِ هَذَا الْمَوْدِعِ. Buranın dışında başka bir yerde de belirtiliyor. عَلَى الذُّكُورِ. Kim belirtiliyor bu ifadeyle? Benin derken. اَذْذُكُورِ وَالْاِنَاثِ. Hem bay hem de bayanlar. İkisi birden kastediliyor benin derken.
Mesela biz desek ki bir hanım diyelim ki bir yanlışlık yaptı. Dedik ki ona biz, ya bu Adem oğlundan kördür dediğimizde kimse şöyle demez bize. Ya evet, ne saçmalıyorsun? Bu Adem oğlu mu kızı bu? Demez kimse. Böyle kullanıyor çünkü. Mesela hanımlar iş adamı olabiliyor değil mi? Hiç kimse garip karşılamıyor yani. Allah ne demek iş adamı olur falan demiyor. Ya da kız çocuğu diyor ki ben büyüyünce adam olacağım. Kimse demiyor ki ne saçmalıyorsun adam mı olunur falan demiyor. Böyle bir kullanım var yani dilde. Ve hune uride bihi ezzukuru. Burada erkekler kastediliyor. Yani erkek çocuklar kastediliyor. Fehumul muştehune fit tıba. Yani erkek çocuk istenir. Fit tıba. İnsanın tabiatı buna müsaittir. İnsanlar oğlum olsun derler yani. Niye? Soy oğuldan devam eder. Dünyada böyle düzen böyle kurulmuş. Ondan dolayı insanlarda belki ebedileşme arzusundan kaynaklanıyor bu. Oğlu olursa adam soyunun devam ettiğini falan düşünüyor. Torunlarım aracılığıyla falan tarihe geçeceğim. Herkes bizden bahsedecek. Falanca oğulları falan diyecekler. Bundan dolayı olsa gerek. Ve muaddune liddifa. Ve muaddune sayılırlar liddifa. Savunma unsuru sayılır erkekler. Yani savaşçıdır erkekler. O yüzden daha değerli kabul edilir. Hatırladığım kadarıyla mirasın ilk paylaşılacağı gündeme gelince, yani kadınlara da miras verileceği, böyle itiraz ediyorlar. Ya diyorlar bu savaşamaz ki kadın, ne miras vereceğiz diye. Savaşmayla eşdeğer görülüyor. Paranın hak ediliş gerekçesi. Vel kanatir cem'u qintar. Qintar kelimesinin çoğuludur kanatir. Qintar, evet. Türkçe'de kantar kullanılıyor değil mi? Ağır çeken. Nedir kintar? Ve huvel malul kethiru. Çok mal demek. Ile denildi ki mil'u meski fevrin ev mi'etu elfi dinarin. Şöyle bir görüş de var. Her ne kadar kintar çok mal dese de mil'u dolusu meski mesk deri meski fevrin affedersiniz öküz derisi dolu mal da denilmiş. Yani bir öküz derisi ne kadar alıyorsa altın gümüş. Buna kintar denilmiş. Ev? Mağara mı? Fevr. Olabilir. Yani şey yapıyor ya. Arkasına bir şey takılıyor. Öküz toprağa sürüyor ya. O toprağı Allah kulak ediyor. Böyle bir anlamdan dolayı. Doğru. Sair devrimci demek. Şu var. Hamas'ın böyle bir şeyi var. Marşı var, sur var diye devrimciler anlamında kullanıyor, evet. Ev mi'etu elfi dinarin gintara bir anlam daha verilmiş. 100.000 dinar. Bu anlamı da varmış. Her halükarda çok para olmuş oluyor. Ve lekad ca'el islamu ve bi Mekke'te. İslam kesinlikle geldi. Nerede? Mekke'de geldi. Vav burada vav haliye olsa gerek. Ca'el İslamu ve bi Mekke'te. İslam geldiğinde ne haldeydi şey Mekke? Mi'etu raculin. 100 tane adam vardı orada. Kat kantaru. Çok zengin. Kantarlarca malı olan 100 tane adam vardı orada. O şey Nedve var ya, Darun Nedve. Meclis onları kastediyor herhalde. El mukantarati el munaddadati anlamında. O da üst üste konmuş, biriktirilmiş anlamında. Mukantara kelimesi de böyle bir anlam verilmiş. Ha, üst üste konulmuş, biriktirilmiş. Evil medfuneti ya da gömülmüş. Temel bir yere parayı gömmüş.
Üstüne de not yazmış, temelin parası buraya gömülü değildir. Sonra gelmiş bakmış, paralar gitmiş, üstüne başka not var. Buradaki parayı Dursun almamıştır. Mine zehebi vel fıddati. Altından ve gümüşten. Yani insanın buna tutkulu bir şekilde bağlanması söz konusu. Sümmiye zeheben. Peki altına niye zeheb denildi? Sümmiye zeheben li sur'ati zehabihi bil infaqi. Harcandığında çok çabuk gittiği için ona zeheb demişler. Böyle bir bağlantı kuruyorlar. Cimri ne kadar zengin olursa olsun ona göre sürekli elindeki paralar kayıp gitmektedir. Cömert kimse de ne kadar fakir olursa olsun onun her zaman vereceği bir şeyler vardır yani. Ama gerçekten de öyle. Öyledir. Kesinlikle. Bak burada ne yaptı? Hayırda buluşanlar topluluğu Maraş'a yardım gönderdi mesela. Hedef İstanbul'da gariban bir yere yardım göndermek. Bunun sembolik değeri müthiş. Niye? Muş ekonomik olarak en geriye Türkiye'de. İstanbul'da en zenginiz. Orada gariban mahallede gariban bir çocuğa yardım göndermesi güzel bir şey yani. Evet. Mine zehebi vel fıddati sümye zeheben li surati zehabi bil infak ve fıddaten. Niye fıdda denildi ona da? Li enneha teteferraku. Çünkü o parçalanıyor bil infak. Yani daha sonra dağılıp gidiyor anlamında burada. Harcandığı zaman dağılıp gittiği için ona da fıdda demişler. Vel faddu bu kelime et tefriku. Dağılmak, parçalanmak, ayrılmak anlamında. Vel hayli ayette öyle geçiyor. Summiyet bihi lihtiyaliha. Buna bu isim verildi. Neden dolayı? Çalımlı yürümesinden dolayı. Yani atlara hayl ismi verilmiş. Çalımlı yürümesinden dolayı. Yani at, evet at ilginç bir hayvan değil mi? Yani eski insanlar mesela ata çok sevgi duyuyorlar. Gerçekten at çok böyle artist bir hayvan. Yani araba çıkmadan önce muhtemelen insanlar böyle mayıl mayıl bakıyorlardır yani. Bir de onları cila alıyorlar, bir güzel temizliyorlar, seyisler meyisler falan. Bayağı güzel bir hayvan. Evet. Fî meşyihâ, yani yürümesindeki o davranışlarından dolayı. El musevvemeti, musevveme ne demek? Ayette geçiyor. El mu'lemeti, mines sûmeti, sûme kelimesinden geliyormuş musevveme. Mu'leme, yani nişanlı, işaretli, damgalı anlamında. Tabii. Bu hayvan bizim diye bir şey yapıyorlar, hayvana dağılıyorlar. Başkası sahiplenemiyor benim diye. Ve hiyel alametu, o bir işarettir. Günümüzde kimlik kartı veriyorlar değil mi? Kulağını deliyorlar, oraya kimlik kartı takıyor. Evet, hani boya yıkanıp gidebilir de ama gerçi belki de yıkanınca gitmeyen boyalar vardır. Evet. Ve hiyel alametu, o bir işarettir. Evil mer'iyetu, o bir de salınmışlık işareti, yani yayılmış, beslenmiş anlamında. Böyle besili atlar yani. Besili işte inekler, öküzler vesaire. Min nereden geliyor bu şey? Fiil kökü nedir? Esame'den geliyormuş. Musevveme kelimesinin geldiği fiil kökü esameymiş. Yani esame dabbete hayvanlarını yaydı. Yani meraya çıkardı, orada otlattı anlamında. Ve sevvemehe, onu işaretledi, damgaladı anlamında. Sevvemehe. Vel en'ami hiyel ezvacu semaniyetu, sekiz eş. Şimdi bir yazı okudum Fetvanet sitesinde. Orada diyor ki biz bunu diyor sekiz çift diye çevirirsek 16 hayvan yapar diyor. Ama burada kastedilen 4 tanedir diyor. O yüzden bunu biz çift diye değil de eş olarak çevirelim diyor. 8 tane olunca, her birbirinin eşi olunca 8 bölü 2 4'e iner. Doğru olan budur diyor. Meallerde eş diye çevrilmesi doğru değildir diyor. Onlar da koyun, keçi, sığır ve deve. 4 tane tür. Bu 4'ünün ikişerli olduğu zaman da 8 olmuş oluyor. Vel harsi,
Ekin ayette geçiyor. Ne demek ekin? Ez-zer'i. Bizim ziraatta buradan geliyor işte. Zer'i, ekin. Zalike, zalikel mezkuru. Bu belirtilen nedir bunlar? Hani sürü sürü atlar, hanımlar, çocuklar, bu hayvanlar vesaire, insanların ilgi duyduğu ekinler vesaire. Nedir bunlar? Meta'ul hayatid dünya. Dünya hayatının nimetleridir bunlar. Ya da alçak hayatın nimetleridir. Neye kıyasla? Cennete kıyasla. Yutemettau biha fid dünya. Dünyada faydalanılan nimetlerdir bu sayılanlar. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah katında dönüş, yani güzel dönüş yeri, güzel dönülecek yer Allah katındadır.